Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda sizlerle de paylaşmış olduğum çiçeklerin ekimini yapacağım arkadaşlar. Çiçeklerim için bakın burada bir sürü saksı aldım, hazırladım. Bu kalan şu çiçeklerimi de bu uzun saksının içine alacağım arkadaşlar. Birçok rengi bir arada ekmek istedim. Yer tasarrufu yapmak için. Bakın burada da küçük küçük saksılarım var. Bunlara da getirdiğim o çiçeklerden bazılarını ekmeyi düşünüyorum. Çiçeklerimi ekmek için kullanacağım toprak bu çiçek toprağı arkadaşlar. Kullanıma hazır bitki toprağı, torflu bir toprak. Şimdi bu toprakla normal bahçe toprağını karıştıracağım arkadaşlar. Bahçeden böyle temiz bir toprak getirdim. Bu büyük leğeni de önüme aldım. Şimdi çiçek topraklarımı bunun içinde harmanlayacağım. Sonra saksılara aktaracağım. Şöyle 20 kiloluk poşet arkadaşlar bu. Yarısını alacağım leğenime. Şöyle iri parçaları da elimizle şöyle ufalayalım. Bunu direkt olarak da kullanabilirsiniz ama bu çiçek toprakları suyu çok çabuk aşağı geçiriyor. O yüzden bitkinin köküne fazla su vermiyor. Yani döktüğümüz suyu fazla bulundurmuyor. O yüzden ben her zaman çiçek toprağını normal bahçe toprağıyla karıştırıyorum. Şöyle bahçeden getirdiğim toprağımı da yarısını yine leğenime alacağım. Bir karıştıracağım bunları. Eğer az gelecek olursa kalanları yeniden karıştırırım. Bahçe toprağımızın da içine bakalım arkadaşlar. Böyle kök, dal gibi çöp malzemeleri olabilir. Bahçeden alınıyor çünkü sonuçta. Bunları şöyle güzelce elimizle karıştıralım. Karıştırdım toprağın içine kurutmuş olduğum yumurta kabuklarını aldım arkadaşlar. Bunları isterseniz robottan çekebilirsiniz ya da böyle benim yaptığım gibi elinizle ufalayabilirsiniz. Yumurtadaki kalsiyum çiçeklere inanılmaz iyi geliyor arkadaşlar. Eğer evinizde böyle yumurta kabuklarını çöpe atıyorsanız sakın atmayın. Gerçekten çiçekler çok seviyor yumurtanın kabuğundaki vitamini. Şöyle ufalıyorum. Ve bu yumurta kabuklarını topraklarımın içine iyice karıştırıyorum. Böylece çiçeklerimi ekime hazır hale gelmiş olacak toprağım. Şöyle güzelce bir harmanlayın. Ceviz kabuğu varsa mutfağınızda onu da atabilirsiniz içine. Ben çoğunlukla ceviz kabuğu kullanıyorum. Biriktirdiğim zaman da böyle yumurta kabuklarını da çiçek toprağıma karıştırıyorum. Çok iyi geliyor arkadaşlar. Çiçeklerimizin de aynı insanlar gibi vitamine ihtiyacı olduğunu unutmayalım. Şimdi toprağım hazır. İlk olarak şöyle saksımı alayım. Bu saksıma kılıç çiçeğini ekmeyi düşünüyorum. O yüzden şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle neredeyse yarısına gelecek şekilde toprağımı koydum. Konya'dan getirmiş olduğum kılıç çiçeğim var arkadaşlar. Önce de göstermiştim size böyle kökü üstünde gayet güzel büyümüş. Bunu da ablam verdi sağ olsun. Şöyle güzelce bastırıyorum. Şimdi bunun üstünü yine toprakla tamamlayacağım. Şöyle. Şöyle toprağı elinizle hafifçe bastırın arkadaşlar. Kökü sağlam dursun. Saksının içinde çiçeğimiz sağa sola eğilmesin. Biraz daha toprak ekleyeceğim. Ve böylece kılıç çiçeğimi dikmiş olacağım. Şimdi bunu güzel bir yere koyacağım arkadaşlar. Birazdan can suyunu veririm. Ve ilk çiçeğimi bu şekilde dikmiş oldum. Bakın ne kadar güzel görünüyor. Şimdi bunu ben şöyle karşıya koyayım. Burada büyük saksım var. Bu saksıyı da kalan şolar için aldım arkadaşlar. Uzun saksılardan. Bu saksımın içine kalan şu çiçeklerimin her renginden ekmeyi düşünüyorum. Yani tek saksının içinde rengarenk kalan şolarım olsun istiyorum. İnşallah istediğim gibi olurlar. Şimdi benim elimde birçok renkte kalan şo var.
Onları bu saksının içine yerleştireceğim. Ben toprağımı dolduruyorum. Kalan şolarımı ektikten sonra yeniden görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kalan şoları dediğim gibi şöyle uzun saksımın içinde birleştirdim. Burada farklı farklı renklerde kalan şolar var. Böyle sık sık onları ektim. Tek yaprak olan var aralarında. Böyle küçücük bir dal olan var. Çiçeği olan var. Artık renkleri birbirine karışacak. İnşallah tek saksının içinde birçok renk olmasını hayal ediyorum. Olursa çok güzel olacak. Şimdi bu kalan şolarımı çok güneş görmeyen soğuk bir yere alacağım arkadaşlar. Bir kereliğine can sularını vereceğim. Ondan sonra 15 günde bir, 20 günde bir azar azar sularını dökeceğim arkadaşlar. Çünkü kalan şu çiçeğine çok su döktüğümüz zaman çiçek vermiyor. Çok güzel büyüyor, yaprakları falan büyüyor ama çiçek açma olmuyor maalesef. Ben bunu daha önce çok denedim. Çiçeğini kestiğiniz anda kalan şolar tomurcuğa dönecek ve böylece güzel bir görüntü olacak. Bu saksım hazır. Bunu ben bir kenara alıyorum. Diğer çiçeklerimi ekmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar, biraz önce kalan şolarımı bu leğenin içine ters çevirdim. O uzun saksıya dikebilmek için. Onların altına koymuş olduğum cevizler vardı. O cevizler de bu toprağın içine karışmış oldu. Şimdi şöyle küçük bir saksı alıyorum. Hem ceviz olmuş oldu toprağımın içinde, hem yumurta kabuğu oldu ve çok güzel bir toprak haline geldi. Oldukça vitaminli olacak. Şimdi bu saksımın içine çilli begonyamı ekeceğim arkadaşlar. Şöyle iki tane çilli begonya dalı var elimde. İkisini bir saksının içine şöyle güzelce yerleştireyim. Şimdi üstlerini toprakla dolduracağım. Şöyle saksıyı yerde tutmadığım için biraz zor oluyor ama şu şekilde yaparsak begonyamızı şöyle güzelce bastıralım. Toprağa sıkıca tutunsun. Çiçeklerinizi ekerken toprağına böyle ceviz kabuğu, yumurta kabuğu eklemeyi unutmayın. Varsa çok güzel olur. Çiçekleriniz için çok faydalı olur. Ayrıca çiçek kürlerinden de vermeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Begonyalarımı da ektim. Evet. Bu begonyanın çilli yaprakları olan türü arkadaşlar. Begonyam da hazır. Bunu da şöyle bir kenara alıyorum. Hemen normal begonyam var. Bakın bu da düz yaprakları olan begonya. Bunun da kökü var zaten. Bunu da hemen küçük bir saksının içine alacağım arkadaşlar. Birçok çiçek getirmiştim. Konya'dan sizlere daha önce de videoda göstermiştim. Şeker yerine çiçek topladım ben diye. Şimdi o çiçeklerimi saksıyla buluşturuyorum. Burada sizlere göstermek istediğim şey arkadaşlar, yani normal bir toprakla ekmek yerine toprağınızı böyle zenginleştirebilirsiniz vitamin anlamında. Evinizde bulunan atık malzemelerle, özellikle mutfakta çöp diye ayırdığımız malzemelerin çiçeklere çok iyi geldiğini unutmayın ve bu şekilde çiçeklerinize verin arkadaşlar. Şöyle normal begonyamı da ektim. Evet, bu da hazır. Evet. Bakın çok güzel oldu. İnşallah çiçek açtıklarında sizlere çiçekli hallerini de gösteririm. Ben şimdi çiçeklerimin hepsini bu şekilde ekmeye devam edeceğim arkadaşlar. En son çiçeklerim bittiğinde sizlerle yeniden görüşürüz. Evet arkadaşlar, çiçeklerimin hepsini ektim. Az önce de dedim, bu uzun saksı tamamen kalan şolar arkadaşlar. Her renkten kalan şoyu bu saksının içine aldım. Burada sardunyalarım var arkadaşlar. Burada da 5 tane sardunya dalı var. Bunları böyle geniş olduğu için 5 tanesini bir araya ektim. Mesela buradaki saksıda 4 tanesi var. Şöyle şöyle sardunyanın dallarından 4 tanesini de bu saksıya ektim. Burada begonya var arkadaşlar. Bunu küçük bir saksıya tek başına aldım. Burada kılıç çiçeğim var. Hemen onun yanında çilli begonyalarım var. 2 tane dal vardı. Onları da bir saksının içinde birleştirdim. Burada arkada bir saksıda da
Sakız çiçeğim var. Yani bir sardunya çiçeği. Biz sakız diyoruz arkadaşlar sardunyaya. Yani Konya ağzıyla sakız çiçeğimi de burada tek başına ektim. Bu da çok güzel bir pembe. İnşallah büyürler, güzel güzel çiçek açarlar. Ben de sizlere çiçekli halini gösteririm arkadaşlar. Videom buraya kadar. İzlediyseniz kanalıma destek olmak için abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.